Eril'de hala şu algı var mı efendim? İşte parti sıralamalarında listelerde özellikle Eril'in beklediğini bulamaması bir yönde bağımsız adayların işine yaradı mı? Bunu açık açık sormak istiyorum. Ya şöyle aslında işe yaramasından ziyade bağımsız adayların bu yola çıkma sebebidir bu. Yani diğer siyasi partilerin tabii ki sıralamalarının bu bölgeye yakışmayan sıralamalar olması aslında bağımsız adayların çıkma sebebidir. O yüzden bu sebebi bize sundukları için biz sahadayız ve bu yola çıktık. Az sonra açıklayacağımız grafiklerde de neden bağımsız olarak çıktığımızı, neden hakkımızın gasp edildiğini, neden bu adaletsizliklerin yapıldığını vatandaşlarımıza açıklayacağız. Evet, şimdi dilerseniz oraya gelelim efendim. Hani şimdi yanılmıyorsam göstereceğiniz bir de bir harita olacak. Evet. Özellikle Konya ve ilçelerini Evet. gösteren harita. Hani hep diyoruz ya Ereğli sahipsiz, sahipsiz diye. Bir yönde neden böyle denildiğini de siz buradan kıymetli izleyicilerimize Evet. açıklayacaksınız efendim. Peki ben hemen o konuya gelmek istiyorum. Evet. Şimdi izleyicilerimiz ekranların başında izliyorlar. Yüksel Bey, Ereğli neden sahipsiz? Biz bu bölgeye neden ötekileştirildi diyoruz? Daha doğrusu vatandaşlar neden böyle düşünüyor? Cevabı nedir efendim? Aslında böyle düşünmüyor vatandaşlar. Bunu yaşıyor ve bunu bugün yaşamıyorlar. Bu geçmişten gelen bir haksızlık. Şimdi ben şöyle size. Kıymetli arkadaşlarımdan da ben rica edeceğim. Yüksel Bey'in göstereceği haritayla lütfen Şimdi burası ekranlara versinler. Konya'mızın haritası arkadaşlar. Konya'mızın 31 ilçesinin bulunduğu, bütün ilçelerin de birbirinden ayrı renklendirildiği bir fotoğraf. Evet. Konya ilçelerinin haritası değil mi Evet, efendim bu? Konya ilçelerinin haritası. Şimdi ben Ereğli, Karapınar, Emirgazi ve Halkapınar bölgelerinin ne kadar büyük bir alana hitap ettiği ve ne kadarlık bir nüfusa sahip olduğunu halkımıza söyleyeceğim. Akabinde diğer küçük ilçelerin bu orandaki oranlamalarını söyleyeceğim. Bu oranlamayı yaparken de bize uygun görülen milletvekili sayısı ve sıralamalarını söyleyeceğim. Diğer küçük ilçelere verilmiş olan sıralamalar ve milletvekilliği sayılarını söyleyeceğim. Bunun takdirini de halkımıza bırakacağım inşallah. Evet, buyurun lütfen efendim. Sizi dinliyorum şu anda. Şimdi görmekte olduğunuz bu bölge Karapınar, Emirgazi, Ereğli ve Halkapınar. Bu dört bölgemiz aslında Konya'nın doğusunda kalmış bir bölge. Evet. Şimdi bu bölgede toplam Ereğli, Karapınar, Emirgazi ve Halkapınar'ın toplam nüfusu resmi rakamlara göre 215 bin civarında. Evet. Diğer misafir ettiğimiz gayri resmi rakamlar bunun içinde yok. Onları da kattığımız zaman aşağı yukarı 250 ve 300 bin civarında bu bölgede yaşayan insan sayısına sahibiz. Toplamda 6.635 bin kilometre kare civarında da bir alana sahibiz. Bu sadece 4 bölgenin olduğu yer. Şimdi bu bölgede az önce bahsetmiş olduğum 250-300 bin insanın yaşadığı bölgeye maalesef ve maalesef hiçbir siyasi parti bir milletvekili sıralaması vermemiştir. Yani milletvekili olunabilecek bir sıralama maalesef yoktur. Evet efendim. Gelelim diğer ilçelerimize. Tabi hepsi bizim aslında. Fakat görmüş olduğunuz bu haritada milletvekili dağılımının da homojen olarak dağıtılması gerekiyordu. Yani her bölgenin kendine hitap edebilen bir bölge milletvekilinin olması gerekiyor idi. Arkadaşlar, esasında 2018'e dönüp baktığımızda da tablo yine aynı değişmiyor. Ama ben 2023 yani 28. dönem milletvekilliği sıralamalarındaki ve bu bölge dağılımındaki yerleri size söyleyeceğim. Az önce de belirttiğim gibi Karapınar, Ereğli, Emirgazi ve Halkapınar'a seçilebilecek bir sıralama hiçbir siyasi parti tarafından maalesef uygun görülmedi. Evet efendim. Şimdi diğer partilere ve diğer ilçelere verilmiş olan milletvekilliği sıralamalarını söylüyorum. Şimdi AK Parti'nin birinci sıra milletvekili adayı şurada göreceğiniz Derebucak doğumlu. Evet, ben özellikle kameraman Görebiliyor arkadaşımdan muyuz da arkadaşlar? rica edeceğim.
Derebucağın haritadaki yerini de şu anda Yüksel Bey gösteriyor. Evet. Şimdi AK Parti'nin aday dediniz ya efendim. Evet. 2018 yılı mı AK Parti'nin? Hayır, bu 2023. Yani. Artık 2018'i geçtim. Şimdi birinci sıradaki hani adayın ismini de söylersek evet, öyle daha açık olur. Şimdi özellikle 2018'i hani çok konuyu uzatmamak adına söylemiyorum. Hı-hı. Aşağı yukarı yine bu bölgelere dağılımı aynı. Hı-hı. Şimdi AK Parti'nin birinci sıra adayı Sayın Tahir Akyürek Derebucak doğumludur. Haritada da göstereceğim gibi Derebucak aşağı yukarı en batıda olan bir ilçemiz. Aşağı yukarı nüfusu da ne kadar? 5690 nüfusu vardır. AK Parti'nin Konya'dan ilk sırasını almış evet, bir ilçe. Evet. Evet efendim. Devam edelim lütfen. Şimdi Derebucak bir. İkinci sırayı söylüyorum size. Orhan Erdem, Konya Seydişehir arkadaşlar. Seydişehir'in şu an yerinde. Haritada gördüğünüz üzere Seydişehir de hemen Derebucağ'ın yanında iki mahalle gibi çok yakın. İkinci sırada dediğim gibi Seydişehir var. Üçüncü sırayı Konya merkeze vermişler. Dördüncü sırada yine Almanya doğumlu bir arkadaşımız Cihan Bey'in. Beşinci sıra Sayın Abdullah Aralı Kulu. Altıncı sıra yine merkez. Yedinci sıraya geldiğimizde Bozkır. Yine Bozkır'da haritada göreceğiniz üzere Konya'nın en batısında yine aynı bölgeye hitap eden bir yerde bulunmakta. Bozkır'dan sonra yine Konya Meram'dan var. Beyşehir ve Hadim arkadaşlar. Yani bizim Ereğli'mizin önünde de 10. sırada Hadim. Hadim'i de şöyle göstereyim size. Evet. Hadim'in nüfusu da 11 bin civarında. Yani burada şunu anlatmak istiyoruz değil mi Yüksel Bey? Hani hem siz de haritayı gösterirken, yani hem ilçelerin nüfusuna özellikle dikkat çekiyorsunuz. Evet. Bu ilçelerin vatandaşları yani milletvekili adayları hep bu ilçelerden sıralamalara evet, girmiş durumda. Evet. Buna dikkat çekiyoruz. Evveliyatında da böyleymiş. Şu andaki mevcut 2023'teki seçimlerde de yine bu bölgelerden, bu sadece saymış olduğum bu arada AK Parti'nin hı hı, aday listeleri. Yani AK Parti'nin bu bölgelere vermiş daha öbür partilere geleceğiz. Tabii daha öbür partilere gelmiş durumda değiliz. Hı hı. Yani totalde sadece şu görmüş olduğunuz bölgeye baktığımızda aşağı yukarı 5 civarında sadece AK Parti'de Konya'nın şu batı bölümünde bulunan kısımda 5 milletvekili var. Sadece AK Parti'de. Şimdi bir Karaman'ın, bir Aksaray'ın bile hani 3-4 milletvekili var. Ama evet, Konya'nın ufacık ilçelerinin bile verilen sıralamaya göre kimisinin 3, kimisinin 4 milletvekili var evet, değil mi? Biz Ereğli olarak milletvekiline hasretken. Evet. Doğru, doğru mu yorumluyorum? Çok doğru yorumluyorsunuz. Şimdi gelelim diğer partilerimize. Yani milletvekili çıkarabilecek partilerimizin yine milletvekili dağılım haritasını ben şöyle göstermek istiyorum. Evet, kıymetli arkadaşlar, yardımcı olursanız lütfen. Şimdi arkadaşlar, CHP listelerini açıklıyorum ben size. CHP'de birinci sıra Sayın Barış Bektaş. Yine Seydişehir. Bu CHP'nin birinci sıra milletvekili arkadaşımız. CHP'nin ikinci sıra milletvekili adayı, o da Hasan Ekici'dir. Kendisi de yine Seydişehirlidir. Seydişehir ilçesinden. Yani sadece Seydişehir'den şu anda iki partiden üç tane milletvekilimiz garanti olarak çıkmaktadır. Sadece Seydişehir arkadaşlar. Seydişehir nüfusu kaç demiştiniz efendim? Seydişehir'in nüfusu 65 bin civarında nüfusa 65 sahip. 65 bin civarında nüfusu evet, olan bir ilçenin şu an 3 milletvekili üç çıkıyor. 3 milletvekili var. Evet, daha seçimler olmadan biz bunu bilebiliyoruz değil mi? Şimdi sadece ilçe bazında söylüyorum, birazdan bölge bazında sadece o bölgede bulunan milletvekili dağılımını ve diğer kalan bölgeler için verilmiş olan milletvekili dağılımındaki haksızlığı hı hı, ben burada vatandaşlarımızı aydınlatma adına ortaya çıkarmış durumdayız. Evet efendim. Devam edelim lütfen. Şimdi geldik MHP'ye arkadaşlar. MHP'den Birinci sırada Mustafa Kalaycı beyefendi var. O da yine Bozkır'dandır arkadaşlar. Yine Bozkır'da bu bölgededir. Ve Sayın Kalaycı 23. dönem, 24. dönem, 25. 26. 27. ve bu dönem olmak üzere 28. dönem. Yani kaç yıl oldu? Aşağı yukarı 6 dönemdir. Milletvekilidir. Baksanız 30 yıl doğru mu? 24 yıl civarında. Evet. Sayın Mustafa Kalaycı. Sayın Mustafa Kalaycı.
Yani tabi siyasi partilerin bu kendi şeyleridir, bakış açısıdır ama yeni yüzlere ihtiyacımız var, yeni fikirlere ihtiyacımız var. Bu da onların kendi tasarrufunda olan bir durumdur ama biz burada bu konuyu eleştirmek zorundayız. Evet, yani bunu bir sonuca bağlayacak olursak efendim, tam olarak ne demek istiyoruz Yüksel Bey? Tam olarak şunu söylemek istiyorum. Şu anda iki partiden Bozkır'da iki tane garanti milletvekilimiz vardır. Yani bu seçimde bir AK Parti, bir CHP olmak üzere, özür dilerim, bir AK Parti, bir BHP olmak üzere şu anda iki tane de Bozkır'dan garanti milletvekili çıkmaktadır. Hı hı. Bozkır'ın nüfusu ne kadardır? 25 bindir arkadaşlar. 25 bindir. Evet. Yani aşağı yukarı Ereğli'nin 1/6. Hı hı. Evet. Bölge olarak baktığımız zaman da dediniz ya sonra bölge olarak konuşacağım diye. Evet. Bir kez daha Ereğli bölgesiyle kıyaslayacak olursak, dilerseniz cümlelerinizin bu konuyla ilgili de sonuna gelirken Ereğli haritasını bir kez daha gösterelim ve aradaki farkı anlatarak başka bir konuya geçelim. Dilerseniz ben MHP'nin diğer milletvekillerini de söylemiş olayım. Lütfen. Honur Alkoçak Beyefendi Karaman doğumludur, ikamet Ankara'dadır. Evet efendim. Celil Çalış Beyefendi Konya Kadın Hanım'dandır. Hı hı. Güzide Çıpan Hanımefendi var, Hüseyin Kavas Beyefendi var Konya'dan. 6. sırada da yine Ereğli'mizin evladı olan Bilal Yiğit kardeşimiz var. Yani yine diyorum, Konya'nın en büyük ilçesi, sadece Ereğli olarak da bakmıyorum olaya. Bunun içinde Karapınar, Emir Gazi ve Halkapınar'ı da dahil ediyorum. Yani MHP listelerinde Ereğli'nin, yani bu bölgenin hakkı 6. sıra değildir arkadaşlar. Ben buna karşıyım. Burada hangi partinin olduğu da yine önemli değil. Ben bütün partilere burada bu soruyu yöneltiyorum. Neden? Bu şehrin bir evladı olarak neden diye sormak zorundayım. Evet, geldik İYİ Parti'ye. Hı hı. Yine İYİ Parti'de Sayın Ünal Karaman Beyefendi var. İkinci sırada Fahrettin Yokuş Beyefendi var. Yine o da Beyşehir bölgesindendir. Yine Konya'mızın batı bölgesinde olan kesimindendir. Selin Tozoğlu hanımefendi vardır. Osman Fedai Akşehir'dendir. Süleyman Şenol yine Beyşehir'dendir. Yani ilk beşin içinde iki tane Beyşehirli hemşerimiz vardır. Milletvekili adayı. Ve 6. sırada yine Ereğli'mizin kıymetlerinden Sayın Yaşar Yaman vardır. Ve yine ben sormak istiyorum. Biz neden İYİ Parti'de 6. sıradayız? Şimdi şöyle, mesela İYİ Parti'nin adayları şunu söylüyor ya da İYİ Parti'nin genel Ereğli'yle ilgili sorulduğunda diyor ki, Ünal Karaman Ereğli'nin eniştesi, Selin Tozoğlu hanımefendi Ereğli'nin gelini. Olaya böyle de bakmak lazım efendim, enişte gelin. Şimdi biz Ereğliler olarak biz eniştelerimizi çok severiz, gelinlerimizi de çok severiz. Ama onlar arada bir bu şehre gelip gitmektedirler. Hı hı. Biz bu şehirde yaşayan insanlar olarak, bu şehirde yaşayan, bu şehrin sorunlarını görmüş insanların bu sıralamalarda ön sıralarda olmalarını istiyoruz. Hı hı. Olmaları gerektiği kanaatindeyiz. Ve yine söylüyorum, biz neden bağımsız olarak çıktık diye soruyorsunuz ya, işte çıkma sebebimiz buradaki adaletsizliktir. Yani siyasi parti yapmış olduğu adaletsizliklerden yola çıkarak biz bu tepkimizi veriyoruz. Şimdi ben sayın kamuoyuna az önce gösterdiğim harita çerçevesinde toparlayacak olursak şöyle. Evet arkadaşlar, harita verelim tekrar lütfen yayına. Tekrar verelim zahmet olmazsa. Şimdi görmüş olduğumuz bu 4 ilçenin bulunduğu coğrafyada 300 bine yakın insan yaşamakta ve bir tane bile siyasi partilerden milletvekili yoktur. Yani biz buradaki oylarımızla Seydişehir'den iki tane CHP milletvekili çıkaracağız. Yani buradaki CHP seçmeni, vatandaşlarımızın oyları isteniyor. Ve deniyor ki biz 5. sıradan ve 6. sıradan dahi milletvekili çıkarabiliriz.
Bu çok doğru bir yaklaşım değil. Bu insanları aldatmaktan başka bir şey değil. Bu buradakilerin devşirilmesinden başka bir şey değil. Bu doğru bir yaklaşım değil. Sıralamayı vermediler ama Ereğli'yi aldatıyorlar, öyle tabii mi? Tabii ki. Hem sıralama vermiyorlar hem de aldatıyorlar. Hem de insanlara bir Konya bölgesinden 5 tane, 6 tane milletvekili çıkarabiliriz diyorlar. Yine söylüyorum, bu doğru bir yaklaşım değildir. Hı hı. Az sonra o pariteyi de ortaya koyacağım. Yani şöyle. Evet, Sayın Yüksel Kızılkan notlarına bakarken evet, gerçekten de önemli açıklamalar yapıyor. Gelen yorumlar var. Onlar da değerlendireceğiz az sonra. Okuyacağız. Vatandaşlar da şu an Sayın Kızılkan'ın anlattıklarına ve ilgili yorumlarını iletmişler. Şimdi neyi karşılaştırıyoruz Yüksel Bey? Şimdi neyi karşılaştırıyoruz? Tek tek gideceğiz ama önce CHP'den başlamak istiyorum. Tabii, lütfen buyurun. CHP'nin 2018 yılında almış olduğu yüzdelik Konya bazında, Konya bölgesinde %22.72'dir. Oy. Yani Ereğli'den çıkan CHP oy ortalaması. CHP'nin Konya bölgesindeki ortalaması nedir Özcan Bey? Konya'nın tamamındaki ortalaması %9. Ya bu da demek oluyor ki CHP'ye en büyük destek Ereğli'den, öyle evet, mi? Evet. CHP'ye en büyük oy Ereğli'den gitmektedir. Basit bir örnek daha vereyim size. Yani şu Karatay'ın CHP 2018 yılında almış olduğu oy oranı %3.87 arkadaşlar. Karatay'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin almış olduğu oy evet, oranı. Şu Meram'da almış olduğu oy oranı. Kaç almış efendim? 6.7. Çok çok düşük oranlar bunlar. Kıyaslanmayı halkımıza bırakıyorum. Şu Selçuklu'dan almış olduğu oran %8.77. Yani bunlar devam ettirilebilir. Dediğim gibi çok da vaktinizi almak istemiyorum bu konuda. Estağfurullah, estağfurullah. Şu an bizler Konya'nın izliyoruz bunu. Ya merak ediyoruz gerçekten. Yine diyorum, Konya'nın Konya bölge bazındaki CHP oy oranı %9. Sadece Ereğli'den giden oy oranı da %22.72. Aşağı yukarı %23. Aslında bu oranlar bile ortaya koyuyor değil mi? Verilmeyen değeri. Aynen öyle. Oy yani, gidiyor ama oy gidiyor. Ereğli üzerine düşeni her dönem yapıyor. Her dönem yapıyor. Ama her dönem bir sonraki dönemi aratıyor. Her gelen dönem bir önceki dönemi aratır hale geliyor. Fakat buraya gelip anlatıldığında biz işte Ereğli'yi 3. sırayı, 4. sırayı layık görüyorduk derken sıra kayıp 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 en son 5'e geliyor. Hı hı. Diğer partilerin örneği var mı? Diğer partilerin de örneğini. Oy oranları. Evet, değerli izleyenler, yorumlarınızı ulaştırmaya devam edin. Okuyacağız. Yüksel Kızılkan çok önemli açıklamalar yapıyor. Çok güzel kıyaslamalarda bulunuyor. Örnekler veriyor. Şimdi hangi partiye geçiyoruz Yüksel Bey? Şimdi yine 2018 ortalamalarını söyleyeceğim size. Peki efendim. MHP'nin 9.7'dir. Ha bu arada geçen 2018 dönemindeki milletvekili dağılımını da size söylemiş tabii, olayım. Tabii. AK Parti'nin çıkarmış olduğu milletvekili sayısı 10'dur. 2018'de 10'dur. Ve maalesef 2018'de çıkan 10. sıra milletvekili de zor da olsa Ereğli'den Sayın Halilet Yemez'di. Yine soruyorum. Neden en son sıra? Çünkü siyasi partilerin yaptırmış olduğu anket sonuçlarında aşağı yukarı çıkabilecek milletvekili sayıları bellidir. İnsanlara ne kadar da fazla söylemeye çalışsalar aslında bu çıkan sonuçların yanılma payı %5 bile değildir. Ve geçen dönemde 10. sıradan Sayın Halil Bey milletvekili olarak çıkarmıştır. Toplamda 804 bin oy almıştır Konya genelinde. Şimdi MHP'nin almış olduğu oy %15.5'tur. Konya bölgesi tamamında 209.665 oyla
iki milletvekili çıkarmıştır. Yani CHP'nin aldığı 9.7'ymiş ortalama olarak, almış olduğu oy 130 bin. Onun da çıkarmış olduğu milletvekili sayısı 2'dir. Şimdi 2018 ile 2023 arasında nasıl bir şey oluşabilir ki 130 bin oyla 2 milletvekili çıkarmış bir CHP var. Şu anda da vatandaşlarımıza biz 5 tane 6 tane milletvekili çıkaracağız diye bir hesapla ortaya çıkıyorlar. Yani bu aldatmacadır, başka bir şey değil. Bu Ereğli halkının gözünün içine baka baka biz sizin oylarınızı devşirip başka ilçelerden, sizden çok çok küçük olan ilçelerden milletvekili çıkaracağız. Ve yarın siz milletvekili çıkaramadığınız için karşınızda hiçbir muhatap bulamayacaksınız. Hı hı. Kapısını çalabileceğiniz, telefonla ulaşabileceğiniz bir bölge milletvekiliniz olmayacak. Aslında açıktır burada söylenen. Matematik yanılmıyor. İnsanın gönlünden her şey geçebilir. Ortada da bir realite var, bir gerçek var. Şimdi aşağı yukarı bakın, İyi Parti'nin almış olduğu oy oranı 2018'de %9'dur arkadaşlar. 120.299 oyla bir adet milletvekili çıkarmıştır. Yani CHP ile arasında sadece 10.000 oy vardır. 10.000 bile değil. 10.000 oyla iki milletvekili çıkarmıştır İyi Parti ile arasında. MHP'ye dönüp baktığımızda ise aşağı yukarı 80.000 oy farkla, yani MHP 80.000 oy fark atmıştır ama yine 2 adet milletvekili çıkarmıştır. Yani tüm bunlara baktığımızda diyorsunuz ki işte her şey ortada. Ben verilere dayanarak konuşuyorum. Evet. Ereğli'nin ötekileştirildi. Ereğli'nin Ereğli sahip çıkılmadı. Bu verilerle de ortaya konuluyor ki ilçeleri gösterdiniz.